Sway. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeto. Bugün size abone arttırma, filigran ekleme ve anahtar kelime yapmayı göstereceğim. Bunlar ne işinize yarayacak? Abone arttırmadan kastım filigran zaten. Filigran acayip etkili arkadaşlar. Çünkü hemen sağ alt kısımda abone ol butonu çıkıyor. Yani onu yapmayı bilmeyenler için hemen şunun gibi göstereyim, örnekteki gibi. Şuradan YouTube diyeyim. Benim kanaldan göstereceğim size. Ben Çeto yazdım. Arkadaşlar rastgele video açtım, bak gördüğünüz gibi. Ama reklam çıktı, bekleyin. Bakın gördüğünüz gibi abone ol butonu var arkadaşlar. Buradan tıklayıp abone olabiliyorsunuz, abone olmak isteyen kişi. Durum bu kadar kalır, onu göstereceğim şimdi size. Gelişmişler, şurada da gelişmiş kısmı falan var. Hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi ilk öncelikle buraya gelelim. Kanalımız kısmına geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim zaten buraya videoları ekledim ben. Video izlenme arttırmayı da bir sonraki videoda anahtar kelimeler açıklama kısmındaki hepsini onu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada bu bizim kanalımız gördüğünüz gibi. YouTube Studio'ya tıklıyoruz tekrar. Bakın arkadaşlar, bunu en baştan sizinle açtık bu kanalı. Kanalı beraber açtık. Banner'ını beraber yaptık. Intro'sunu beraber yaptık. Başka ne yaptık? Bir şey daha yapmıştık ya. Ne yaptık bunu? Ne yaptığımızı unutma. Hemen şuradan bakayım ne yapmışız. Video montajlama ve yüklemeyi. Bu videolar nasıl yükleniyor onu gösterdim. Şimdi arkadaşlar sıra sıra gidiyorum zaten. Şimdi de size filigran falan nasıl eklenir ondan bahsedeceğim. Şimdi USB dolar falan. Burada öyle bir işimiz yok arkadaşlar. Burası para kazanmanız açıldığı zaman önemli olan yer. Burada gördüğünüz kısım kanal. Buradan arkadaşlar ülkenizi seçin. Hemen şuradan Türkiye'yi seçelim. Şanlı Türkiye basalım ama olmadı. Durun. Şuradan Türkiye seçeceğim. Türkiye çok şükür. Arkadaşlar burası sizin anahtar kelimeniz derken şu. Ne aradıkları zaman sizin kanalınız ortaya çıkar. Bunun için yazmanız gerekiyor. Mesela atıyorum spor kanalıysanız buraya spor yazın ki spor yazdıkları zaman, hani futbol falan yazdıkları zaman sizin kanalınız öne çıkanlar da çıkabilsin. Vesaire vesaire olsun diye bunu yapıyorlar. Burası böyle arkadaşlar. Buraya anahtar kelime atıyorum. Ne diyeyim, spor, futbol. Ama biz spor kanalı değil, eğlence diyelim. Eğlence, makara. Makarna yazacaklar. Makara. Şak şak yazmayayım. Şuraya falan gider şimdi. Her neyse işte böyle şeyler yazacaksınız arkadaşlar. Kanalınızı özelleştir kısmı falan var. Bunlara gerek yok aslında ama tıklayalım bakayım yine. Şurada gelişmiş şeyler kısmı var arkadaşlar. Şurayı da açayım hemen size. Burada gerçi aynı şeyleri gösteriyormuş. Burada arkadaşlar işte kitle diyor. Biz şey değiliz sonuç olarak. Çocuk kanalı olmadığımız için şey yapıyoruz. Hayır, yüklediğim videolar şey değil diyeceksiniz. Şuradan çıkayım. Bu çocuk kanallarına özel ayarlama, yüklediğim videoların hiçbir çocuklarla özel değil. Yani onlarla alakası yok diyorsunuz. Tamam, bunu böyle yapın. Aşağı gelin arkadaşlar. Kanalıma abone olan kullanıcıların sayısını göster diyor. Bu da sizin için fark edebilir. Kaç abone olduğunuzu insanların görmesini istemezsiniz. Buna basın. O zaman gözükmez arkadaşlar kaç abone olduğunuz. Sonra arkadaşlar buradan kanal silmek veya gizlemek isterseniz buradan gizliyorsunuz. Şimdi benim demek istediğim filigran şu kısma eklenecek yer. Burası çok önemli. Dediğim gibi hemen şuradan arkadaşlar YouTube kanal filigranı yazıyorsunuz. Buraya arkadaşlar kendinize özel bir şey de yapabilirsiniz. Ama ben kendime özel bir şey yapmak istemiyorum. Buradan hazır bir sürü var zaten. Bunlardan ayarlamak istiyorum. Kendim zaten şunu kullanıyorum arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ederim. 10 numara 5 yıldız. Ama ben size farklılık olsun diye bunu kullanmayacağım şu an. Çünkü az önce ben de gördünüz zaten. Aha şunu kullanayım. Hoşuma gitti. Gayet güzel şey. Farklı kaydediyorum. Arkadaşlar bakın şunu da göstereyim. Sadece bunlar yok. Şu görsel bakın, şurada baktığınız zaman böyle pek bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Bir tanesine tıklayalım rastgele. Hemen aşağısına bakın bir sürü var. Gördüğünüz gibi bir sürü bunlardan var. Hemen şöyle şöyle. Ulan kendi şeyimizi kaybettik. Dur, abone ol neredeydi o? Şunu bile yapabiliyorsunuz yani. Bu sizin elinizde kalmış. Ulan ilk yaptığım yer. Şu benimkiydi arkadaşlar. Nerede o? Bu hoşuma gitmişti.
Bunu farklı kaydet yapıyorum şimdi. Masa üstüne ekleyeceğim bunu. Masa üstüne ekledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu ben kaydettim, indirdim daha doğrusu. Şimdi geliyorum arkadaşlar, burada resim seç diyor. Buna tıklayacağız. Burada indirdiğim şeyi buna tıklıyorum tekrar. Arkadaşlar videonun son 10 saniyesini mi istiyorsunuz? İstediğiniz saatten başlasın. Ya da bakın ben videonun başından beri başlamasını istiyorum. Buraya 00 yazdım. Ama şöyle yazacaktı. Şöyle 2 nokta üst üste yazdığım zaman oluyor. Başından sonuna kadar istiyorsanız bunu yapın. Tüm video istiyorsanız yine aynı şey yani. Ama siz atıyorum 5. saniyeden sonra başlasın istiyorsanız, 10. saniyeden sonra başlasın istiyorsanız buraya böyle yapabilirsiniz. 10 yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz yani burayı. 10 diyelim. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu kaydetledikten sonra şu an artık bütün videomuzda bu gözükecektir. Bazen hemen anında olmayabiliyor. 5 dakika sonra falan olabiliyor. Bunlara şey yapmayın zaten. Takılmayın o kadar. Hemen gelelim. Diğer ayarlarımızı da yapalım. Allah'ım diye konuşamadım. Kanal ayarlarını da yapalım. Burada gördüğünüz gibi 15 dakikadan uzun video göndermek istiyorsanız arkadaşlar buna şey yapmanız lazım. Telefon numaranızı doğrulamanız lazım. Burası bu kadar. Hemen şuraya girelim. Buradan kaldırmak istiyorsanız veya bunu değiştirmek istiyorsanız şu değiştir kısmından yenisini ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şurada gelişmiş kanal ayarları falan diyor. Onlara da bakayım. Bir göz atın. Hemen şöyle. Yine aynı şeylerden bahsediyor. Burası da aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da bu kadardı. Burada yükleme varsayılanları herkese açık yapın. Kaydedin bunu da. Tekrar ayarlara gireyim. İzinler kısmı var. Bu benim hesabım zaten. Arkadaşlar buraya moderatör ekleyebiliyorsunuz. Yani sizin şeylerinizi falan yani kanalı silmek harici sizin böyle bazı şeylere ulaşamayacak şekilde moderatör yapabiliyorsunuz. Yani sizin bütün yetkilerinize sahip olmuyor. Bazı yetkilere sahip oluyor. Her neyse şurada engellenen kelimeler var bakın. Buraya küfürleri yazdığınız zaman atıyorum hakaret falan yazdığınız zaman arkadaşlar nasıl diyeyim size, adam size ne tür küfür edebilir onları düşünün, buraya yazın. Adam var size atıyorum, adam var diyorum sürekli. Ya insanlar size yorumda böyle küfür ederse, hakaret edecek bir şeyler paylaşırsa yorum direkt kaldırılıyor YouTube tarafından. Hani sizi tek tek silmekle uğraşmıyorsunuz. Olumsuz yorumları direkt kaldırıyor yani YouTube. Atıyorum ben ne diyeyim. Mesela ya en basitinden salak falan yazar. Bak salak falan yazabilirler size. Mal yazabilirler. Salak yazabilirler. Mal yazabilirler. Yani gerizekalı yazar adam. Ya böyle mal çok dediğim gibi gerizekalı yazar. Ne yazar? Mesela iyi yorumları da kaldırır. Yani iyi yorum kaldırmak istemezsiniz tabi de. Mesela başarılı yazdı adam size. Bunu buraya eklerseniz direkt bir şey yorum kalkar. Siz şeyi almadan. Dediğim gibi böyle yapın. Bakın bunu seçtiğinizde diyor hashtag ve URL içeren yeni yorumlar inceleme bekletilir. Bakın bu da mantıklı. Sizin ya kanalınızda reklam yapan kişiler reklam yapamayacak. Atıyorum büyüdünüz artık 5000 aboneye falan geçtiniz, 10.000 aboneye geçtiniz. Yorumlarda böyle sizin üzerinden prim yapmaya çalışan insanlar olabilir. Onları arkadaşlar engellemek için burayı kullanın muhakkak. Tekrar dediğim gibi başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Bunu da para kazanmaya başladığınız zaman arkadaşlar Türk lirası yapacaksınız. Yani kaç para kazandığınızı görmek amaçlı. Bir de size son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Para kazanma olayı. Bunu başka videoda ayrıntılı şekilde anlatacağım. Bakın uygun olduğunda beni bilgilendir deyin. Kanalınızı açtıktan sonra. Arkadaşlar ilk önce 1000 abone ve 4000 saat ulaşmanız gerekiyor. 4000 saat sıkıntılı bir iş. Yani öyle herkes her önüne gelen yapamaz. Ben 5 ayda zor geçtim. Yani gözünüzü korkutmak değil amacım. Ama 5 ayda zor geçtim dediğim gibi. Olmayacak bir şey de değil ama benim normalde 5 ayda bile geçmem imkansızdı. 12 ay belki hiç geçemeyecektim ama çabaladım. Her gün video attım, gerekli başka şeyler yaptım. Her şeyi yaptım. Sonunda 5 ayın sonunda geçirdim. 1 hafta 2 hafta içinde de para kazanmam açık oldu. Bunlara başka konuda değineceğim dediğim gibi. Lütfen şeyleri özgün içerik atın. Kendinizin olduğu içerikler atın. Atmazsanız telif hakkı yersiniz. Sıkıntılara girersiniz. Yasal davalar açılıp üzerinizde oynanabilir. Yani bir hile videosu falan paylaşmayın. Ben yaptım böyle bu tür şeyler. Cezasını da çektim arkadaşlar. Pişman olursunuz. Hile sakın paylaşmayın. Nasıl diyeyim size, çalmadır, çırpmadır bu tür şeyler paylaşmayın arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen kanalınıza daha uygun özgün içerikler paylaşın. Dediğim gibi buradan da analitik kısmından kaç kişi izlemiş, kaç kişi görmüş onlara bakabiliyorsunuz. Dediğim gibi
Benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bunlara da daha fazla başka videolarda değineceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra arkadaşlar izlenme videom var. Ona da göz atarsınız. İzlenme arttırma videom diyeyim daha doğrusu. Oraya da göz atarsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.